Merhaba arkadaşlar, ben Codeigniter hocası. Laravel'le blok sitesi dersleri 12. dersine karşınızdayım. Bugünkü dersimizde projemizin admin paneline devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen gidelim. PHP artı sansör komutuyla projemizi başlatalım. En son ne yapmıştık? Giriş sayfamızı hazırlamıştık. Hatalı bilgi girdiğimizi yönetim admin tablosuyla çalışıp hatalıysa ekrana basıyordu. Doğru girdiğimizde de panelimizi yönlendiriyordu. Çıkış işlemini de bu şekilde başarıyla gerçekleştiriyorduk arkadaşlar. Çok güzel. Önce bir gidelim. Şu back'teki layout'ta menüde olması lazım. Logout. Bir gideyim. Sürekli yazacağımız için böyle de güzel bir şey yapmışlar. Güzel. Çıkış yap diyelim. Onun kısmı footer'daydı sanırım. Evet. Buna tıklandığında, logout'a tıklandığında root'un içindeki admin.logout'a gitsin ve benim çıkış işlemlerimi gerçekleştirsin. İptal. Çıkış yapmak istediğinize emin misiniz? Dedik. Çıkış yap. Logout'u değiştirmedim mi? Çıkış yap. Böyle bir şekil yapmışlar olsun. Güzel olmuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burada panel dediğimde gidememem lazım. Çünkü ben çıkış yaptım. Şu an içeride herhangi bir session yok. Yani giriş yaptığıma değer bir bilgi yok. Yani benim dışarıdan gelen kullanıcıların buraya girememesi için bir controller, bir şey yazmam lazım. Bu noktada bizim ihtiyacımız olan şey tam olarak middleware arkadaşlar. Yani ara katman. Bu katman giriş olup bir admin giriş olup olmadığını kontrol etsin. Varsa sayfaya gitmeye devam etsin. Yoksa beni tekrardan yönlendirsin istiyorum arkadaşlar. Yani bizim bu noktada bir middleware'e ihtiyacımız olacak. Hemen bir middleware oluşturalım. PHP artisan make middleware ismi is admin olsun. Yani bu admin mi diyelim ve basalım. Middleware başarılı oluşturuldu diyor arkadaşlar. HTTP'nin içindeki middleware'de evet şu şekilde görebilirsiniz. Middleware'imiz başarılı şekilde oluştu arkadaşlar. Tamam. Hemen ilgili komutumuzu, kontrolümüzü yazabiliriz. Bizim burada out'u kullanmaya ihtiyacımız olacak. Yani out kontrolü yapacağız. Back'te yazmış şu yüzü hemen alacağım. Middleware'de is admin'e çağıracağım arkadaşlar. Sonra diyeceğim ki if out check olması lazımdı. Eğer out checkse yani bir out varsa giriş vardır. O zaman gidebilir. Yoksa sıkıntı. Bildiğiniz üzere arkadaşlar admin kısmında kullanıyoruz out'u. Yani bir out varsa kesinlikle admin girişidir ve bu noktada giriş yapmasında bir sakınca yoktur diyeceğiz. Ve burada out'un check olmadığı durum için yani out check değilse return redirect root admin login'e yönlendirme işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Anlamayanlar için tekrardan bu check metodu bir giriş olup olmadığını kontrol ediyor. Giriş yoksa yönlendiriyoruz. Varsa yani zaten bu varsa buna girmeyeceği için direkt return next edip işlemine devam edecek. Yani bu noktada bizim bunu kullanarak işlemi bitirebiliyoruz arkadaşlar. Middleware'imiz hazır. Şimdi bu middleware'i kullanmamız lazım.
Değil mi? Gelelim rutumuza. Burası çok önemli. Burayı iyi anlamanız lazım. Bakın, admin kısmında ne kadar çok tekrarı düştük. Her rut tanımlamasında, yani ilgili URL için bir şey belirtirken admin'i her seferinde yazmam lazım. Çünkü benim buradaki her işlem admin paneline gerçekleşiyor ve burada admin'i yazmam lazım. Biz niye her seferinde burada admin'i belirtelim ki? Hani rutun grup metodu mantığından faydalanmamız lazım. Laravel'in bize sundu. Bu noktada bu root kısmını bir prefixle tek grup halinde kullanabiliriz. Şu fazlalıklardan da bu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Kurtulabiliriz. O zaman hemen bir tane grup oluşturalım. Root prefix diyelim arkadaşlar ve admin diyelim. Grup diyelim, function içinde function'ımızı açalım ve altta kapatalım. Sonra arkadaşlar bu oluşturmuş olduğum tüm admin root'larını içine yapıştırıyorum. Artık benim şuradaki adminlerin hiçbirini belirtmeme gerek kalmadı arkadaşlar. Hepsini silebilirim. Ben bu noktada default olarak adminden sonra gelecek değer için root tanımlamış oldum. Yani admin artık ön tanımlı. Bizim artık içeride hiçbir zaman admin belirtmemize gerek kalmayacak. Bir deneyelim. Bakın değişen hiçbir şey olmadı. Aynı çalışmaya devam ediyor. Biz burada admini tutarsak aynı şekilde, bakın hata verecek. Ama ben buraya gelir admin yazarsam o zaman bunu bulacak. Yani ben burada admin panel şeklinde bir tanımlama yapmış oldum. Yani prefix metoduyla bu root'u admin URL'sini ön tanımlı hale getirmiş olduk arkadaşlar. Gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu geçiyorum. Aynı şekilde bir şey daha ihtiyacımız var. Bakın name'e. Ben her seferinde name'de admin'i belirtiyorum. Çünkü bu root'larımın tamamı admin tarafında ve buradaki root'larla karışmaması için benim bunların başına ön tanımlı olarak admin koyuyorum. Bunu da aynı şekilde grubumda belirtebilirim. Belirtelim o halde. Name diyorum arkadaşlar. Admin diyorum. Hatta noktasını da koyuyorum ki burada nokta da kullanmayayım. Ben burada sadece ilgili kısmı yazarak bu işlemi gerçekleştirebileceğim arkadaşlar. Hemen bunu da deneyelim. Artık admin panel çalışmayacağı için bunu silelim. Mesela çıkışta root'umuz tanımlıydı. Tıkladım. Bakın hala tüm işlemlerim, mesela burada da root üzerinden gitme işlemi yapıyor. Bakın hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Bakın hani Laravel gerçekten çok fazla kolaylık sunuyor. Bunu bile artık uğraşmayacağız her seferinde name'ine admin yazmayı ya da URL'e de admin yazmayı. Bunlardan kurtulduk. Şimdi gelelim asıl konumuza. Biz bir middleware oluşturduk. Is admin isminde. Bu middleware'i ben bu grubumda kullanmam lazım. Öncesinde gelip app http kernel içinde bu middleware'i tanıtmam lazım arkadaşlar. Nerede tanıtıyorduk? Web kısmında olması lazım. Yok. Bir saniye. Verify CSR token. Middleware groups değil. Middleware ya. Tam burada. Geliyorum arkadaşlar. Burada aynı söz dizimiyle hep HTTP dosya yolunu buluyoruz şu an. Middleware klasörünün içindeki neydi? Is admin'de arkadaşlar. 2 nokta class diyorum. Bu middleware'i de root'larda kullanabileceğim halde projeye ön tanımlı olarak eklemiş hale
Getirdim arkadaşlar. Artık bu middleware'i root'ta tanımlayabilirim. Hani grup mantığını bu şekilde kullanıyoruz ya. Middleware'i de tüm bu grubun içinde kullanabiliriz. Sonuçta benim buradaki yapacağım tüm işlemlerde blok ekle, sayfa ekle, menü oluştur, iletişimden gelen mesajlar hepsi sonuçta bu middleware'e uymak zorunda. Yani admin ise görebilmeli. O zaman bu middleware tüm grupta çalışabilir arkadaşlar. Onun için tek yapmamız gereken bir tane de middleware fonksiyonu açmak. Burada array içinde diye hatırlıyorum. Bir de tek de yasak oluyor muydu? İsmini yazmam yeterli arkadaşlar. Is admin demem yeterli. Hemen bir deneyelim. Aa evet. Okey çalıştı. Evreyi açmama gerek yok muymuş? Yokmuş. Şimdi bu hatayı neden aldık arkadaşlar? Çok basit. Şu an içeride bir giriş yok. Durun şimdi burayı iyi anlatmam lazım. Şunu bir kaldıracağım. Burayı keşledi mi? Ne yaptı bu? Pardon. Kapattım. Localhost 8000'e bir giriş yapalım. Ne oluyor ya? Şeyi middleware'i kaldırdım. Galiba cache'ledi arkadaşlar. Bir PHP artisan server ile tekrardan projeyi başlatalım. Orayı iyi anlatmam lazım. Yok kurtulmuyor bildiğin. Evet sildim. Şöyle yapalım. PHP artisan clear cache. Clean miydi? Laravel clean cache. PHP artisan. Ha, cache clear, pardon. Aynen şu root'u da silelim. Temizleyelim. Şimdi tekrardan bir başlatalım. Çok garip ya. Bunun yaptığını ilk kez görüyorum. PHP artisan surf. Çalış artık her şeyi sildim. Dizi sekmede ne durumda? İşte bu Google Chrome'un deliliklerinden biri arkadaşlar. Büyük bir ihtimal başka tarayıcıda yapmıyor olması lazım. Ya da bir saniye, biz bunu yanlış yerde mi tanımladık? Şu an tüm projede çalışır hale mi getirdik acaba? Aa, çok pardon. Benim hatam ya, şey burada yazmamamız lazımdı. Bu direkt çalışır halde. Yani buraya yazdığımız middleware'ler direkt projeye dahil oluyor. Yani proje çalıştığı anda buradakiler de çalışıyor. Ve o yüzden patlıyoruz. Bunu burada tanımlamamız lazımdı tabii ya. Hatta burada isim de veriyorduk. İstediğimiz ismi de veriyorduk ki biz is admin olarak kullanalım. Benim hatam arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi düzelmiş olması lazım. Aynen. Bunu da nasıl kullanmayacağımızı gördük. Da bir kullanım yolunu görmüş olduk. Tüm projede çalışacak olan bir middleware'iniz varsa arkadaşlar burada tanımlıyorsunuz. Mesela ne olabilir bu? Mesela bir IP banladığınız bir sistem varsa
kullanıcı girdiğinde direkt buradan IP'yi kontrol edip siteye girip girmeme işlemini gerçekleştirebiliriz. Tamam, izadmin olarak kullandık. Şimdi izadmini dahil ediyorum. Admin kısmında çalışsın diye. Ve hiç sıkıntısız çalışıyor. Neden? Bir çıkış yapalım, oradan anlayacağız şimdi. Evet, çünkü girişimiz olduğu için öyleymiş. Tamam, olması gereken hareket bu. Bu sayfanın çalışmaması lazım. Çalışmamasının sebebi de şu arkadaşlar. Biz burada giriş yoksa, yani bir auth işlemi başlamaması, kayıtlı bir kullanıcı giriş yapmamışsa admin login'e yönlendiriyoruz. Admin login'e yönlendiğinde, yani buraya geldiğinde gene grubun içine giriyor ve bu middleware tekrardan çalışıyor. Bu middleware tekrardan admin login'e yönlendiriyor. Bu yüzden bu sayfa çok fazla kez yönlendirildi diyor arkadaşlar. Yani bizim bu noktada login kısmımız zaten işlemin dışında kalması lazım. POST işlemi de beraber. Bunlar zaten giriş yapmadan önce, kullanıcı daha auth işlemi yapmadan önce giriş sayfaları. Yani bunları bizim grubun dışında tutmamız lazım arkadaşlar. Yani biz bu yüzden bunları tekrardan admin giriş ve admin giriş olarak tanımlama yapmamız lazım. Şimdi bir deneyelim. Bakın admin giriş çalışıyor. Evet, bakın şimdi giriş sayfasındayız. Herhangi bir problem yok. Şimdi direkt daha giriş yapmadan, şu an bir auth işlemi olmadığı halde panele girmeye çalışıyorum. Bakın direkt beni buraya attı. Hiçbir şekilde çıkış işlemini dahi gerçekleştiremiyorum arkadaşlar. Beni direkt giriş sayfasına atıyor. Neden? Şunu biraz ayırdım. Admin panele girdiğimizde middleware tetikleniyor. IsAdmin geliyor. Auth var mı diye kontrol ediyor. Olmadığını gördüğü anda tekrardan bizi buraya login sayfasına yolluyor arkadaşlar. Bu sayede çok güvenli bir sistem yazmış olduk. Hiçbir şekilde dışarıdan giriş yapılamaz. Şimdi giriş başlatalım. Bakın paneldeyim. Ama ben istiyorum ki buradayken de girişe gidemeyeyim. Hani ben zaten giriş yaptım. Beni buraya yönlendirmesin. Bunun için de bir işlem gerçekleştirelim arkadaşlar. Bunu da kendi içinde bir gruba alabilirim. Yani ben aynı yapıyı bununla da yapabilirim. Tamam. Bunun içinde de aynı şekilde adminleri siliyoruz. Böyle yapıyorum ki arkadaşlar tam olarak durumu anlayabileyim diye. Tamam. Bunun middleware ise arkadaşlar tam tersi çalışacak, değil mi? Aynen. Bu da login olsun bari. Buradaki yapının aynısı. Herhangi bir değişiklik yok. PHP artisan make middleware is login mi dedik, out mu dedik? Is login dedik. Middleware'imi oluşturdum. Is login'e geliyorum. Şunu hatta kopyalayacağım. Yapıştırdım. IsAdmin'deki auth'u aldım. IsLogin'e yapıştırdım. Burada yazacağım tek şey arkadaşlar şu. Şunu kaldırmak. Eğer auth'sa, yani kullanıcı giriş yapmışsa panele yönlendir. Ben istiyorum ki giriş sayfasına get ya da post metoduyla erişilmeye çalışıldığında kullanıcı giriş yapmışsa direkt panele tekrardan yönlendirsin. Olay bu kadar basit. Is admin gibi bir de is login'i dahil ediyorum. Ve şimdi tekrardan deniyorum. Tıkladım. Root admin panel not defined dedi.
Ha pardon. Admin dashboard olacaktı. Bakın paneli geri yönlendirdi. Ben şu an giriş yaptım. Çok pardon arkadaşlar. Bu geçmeyen bir gıcık var. Öksürmeyi de durduramıyorum. Videoyu da sürekli durdurmak hoşuma gitmiyor. O yüzden bu şekilde biraz idare edeceksiniz. Girişe tıklıyorum. Beni tekrardan atıyor. Gayet iyi. Çıkış yapmayı deneyelim. Girişe geldim. Şimdi panele gitmeye çalışacağım. Gidemem. Hatalı bir şeyler girelim. Yok, giremedim. Tekrardan buradayım. Sıkıntısız ve girdim. Tamam. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gayet iyi oldu. İsterseniz hemen Auth'un ilk nimetinden faydalanın. Buraya giriş yapmış olan kullanıcının mail adresi, ad soyadını yazdıralım. Resource menü Valeria mıydı? Ha, Valeria. Buraya geliyorum arkadaşlar. Parantez parantez. Auth admins neydi? Name'iydi arkadaşlar. Bu şekilde admins yemeyecek mi? Users'ını kullanmamız gerekiyor. Orada bir değişiklik yapmıştık ya. Acaba onun etkisi mi diye. Does not exist. Bunu araştırmam lazım o zaman. Admin desem. Bir tane beraber kontrol edelim. Config out. Verdiği hata ne? Guard admin does not exist. Admin istememişim mesela burada ondan mı kaynaklı? Yok sanmıyorum. Tekrar deneyeceğim. Does not exist. Tamam arkadaşlar bu dersimiz bu kadarlık olsun. Ben bu hatanın sebebini öğrenir diğer derste burada kaldığımız yerden devam ederiz. Artık neredeyiz onu da bir bakalım. Tamam yönetici paneli giriş çıkış işlemlerini hallettiğimize göre artık bir sonraki derste yazı ekleme yani ilk blok ekleme sayfalarımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadarlık olsun. Bir sonraki derste görüşene dek şimdilik hoşça kalın.